Süleyman Özışık. Men dakka dukka. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya üzerinden bir bildiri yayınlamış. Diyor ki: "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na artan hakaret yorumları nedeniyle bilinmesini isterim ki gerekeni yapacağız. Sonradan kimse özür ve af dilemesin. Eleştiriyi hoş görürüz ama hakareti asla yasal işlem için hakaret görüntülerini bana gönderebilirsiniz." CHP liderini bugüne kadar sayısız kere yazı konusu yaptım. Siyaset anlayışına eleştirdim, dünyaya ve olaylara bakış açısıyla dalga geçtim. Pek çok yazım arşivde duruyor. Ancak bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun şahsına, karakterine ve ailesine yönelik en ufak bir hakarette bulunmadım. Hatta ailesinden bir tek kişi hakkında bir tek satır yazmadım. Sadece Kılıçdaroğlu için değil, hiç kimse için bu basitliği yapmadım. Bunu yapanlara da asla saygı duymadım. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'na duymadığım gibi. CHP liderinin kişilik haklarını korumak için avukatını devreye sokmasını anlarım. Kendisine yönelik küfür ve hakaretlerin hesabını yargı önünde sormasını da gayet normal bulurum. Durum. ancak Kılıçdaroğlu kişilik haklarının korunmasını isterken önce kendisinin kişilikli davranıp karşısındakilere hakaret etmeyi bırakması gerekiyor. Yani bugüne dek hakaret etmediği kimse kaldı mı Allah aşkına? Hele Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylemediği bir tek kelam kaldı mı? Erdoğan'ın ne diktatörlüğü kaldı ne hırsızlığı ne namusu ne de ahlakı. İşi edep ve ahlak sınırlarının dışına taşıyıp benim adıma ağzına alırsan ananı diyecek kadar iğrençleştiği zamanlar bile oldu oldu. Yani sen istediğine istediğin küfrü, istediğin hakareti edeceksin ve buna düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti diyeceksin. Ama birileri karşına geçip aynı şeyleri sana söyleyince bunun adı suç olacak. Oh ne güzel bir dünya değil mi? Gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekse kendisine aydın diyen sol görüşlü camianın böyle bir dünya olmadığını artık anlaması gerekiyor. Sen başkasının giyimine, kuşamına, çarşafına, başörtüsüne karışınca bunun adı layıklık like olacak ama başkası mini eteğe, içkiye yorum yapınca hayat tarzımıza müdahale var diye bağıracaksın. Sen kurban bayramını kutlayanlara barbarlar, hayvan kesen katiller diye istediğin hakareti edeceksin ve bunun adı çağdaşlık olacak ama senin yılbaşı kutlamana ses edenlere yobazlar yaftası yapıştıracaksın. Sen ezanlara tahammül edemeyip küfredeceksin, sala okunan camileri basarak görevleri döveceksin ve kendini gürültü kirliliği yaptı diyerek savunacaksın ama başkaları 10. Yıl Marşı'nı, İzmir Marşı'nı eleştirince anında Cumhuriyet düşmanı damgası vuracaksın. Sen Osmanlı'dan başlayarak bu ülke insanının ecdadına istediğin küfrü, istediğin hakareti hem de ekranlar önünde gerine gerine sıralayacaksın. Sorulunca onlar benim atam değil diyerek kenara çekileceksin ama birileri Atatürk'e, İsmet İnönü'ye laf edince bunu hapislere atın diyerek yargıyı göreve çağıracaksın. Sen dünya üzerindeki tüm Müslümanların mukaddesi olan Kabe'ye, Aksa'ya keyfine göre küfürler savuracak, insanların inancına gökten indiğine inanılan dogmalar diyecek, Allah'a ve Resulullah'a aşağılıkça saldıracaksın, sorulunca onlar benim kutsalım değil çünkü ben inançsız biriyim diyeceksin. Ama birileri Anıtkabir'e, hatta bırak Anıtkabir'i, sokaklara dikilen heykelleri laf söylediğinde bile çileden çıkıp benim için kutsal olana saldırdı diyeceksin. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanının mezardaki annesine koro halinde küfredeceksin. Sen bu ülkenin liderine miting meydanlarında on binler halinde yine küfredeceksin. Sen bu ülkenin liderinin çocuklarına, eşine, yakınlarına ve yakınından geçenlerin kağıda kaleme gelmez küfürlerle tekrar tekrar saldıracaksın.'' Bunun adı düşünce özgürlüğü olacak ama biri sana höst kudurmuş köpek dediğinde bunu hakaret olarak algılayacaksın. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanını hayvan gibi resmedip pankarta bastıran ve o pankartı taşıyan gençleri mizah yapmışlar diye savunacaksın ama sana hayvan da sensin, hayvan oğlu hayvan da sen diyenler hakkında suç duyurusunda bulunacaksın. Yok böyle bir dünya. En klişe tabirle söyleyeyim. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İnsan olacaksın, insan evladı gibi davranacaksın. Dövme elin kapısını parmakla, senin kapını döverler tokmakla demiş atalarımız. Değerlerine düşkünsen başkasının değerlerine saldırmayacaksın. Namusuna düşkünsen başkasının namusuna dil uzatmayacaksın. Onuruna düşkünsen başkasının onurunu zedeleyen cümleler kurmayacaksın. Bunları yaparsan başkasının değerlerine saldırır başkasının namusuna dil uzatır başkasının onurunu zedelemeye çalışırsan cevabını misliyle alırsın kısacası men dakka dukka yani eden bulur Süleyman Özışık Türkiye